Sayın Rektör Yardımcısı, Sayın Sağlık Yüksek Okulu Müdürü, Sayın Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhemşire Yardımcısı, değerli öğretim elemanları, sevgili öğrenciler ve basınımızın kıymetli mensupları. Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Haftası programımıza hoş geldiniz. Programımıza başlamadan önce sizleri Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları adına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Değerli konuklarımız, açılış konuşmasını yapmak üzere Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Öner Balbay'ı kürsüye davet ediyorum. Arkadaşlar merhabalar. Hemşirelik haftasını ben hiç unutamıyorum çünkü 12 Mayıs eşimin doğum günü. Hemşirelik haftasıyla sadece bu haftada hemşire arkadaşlarımızı elbette hatırlamamalıyız. Tüm bir yıl boyunca hatırlamalıyız. Yoğun bakımla uğraşan biri olarak hemşireliği, hemşirelik mesleğinin hastanede ne anlama geldiğini en iyi bilenlerdenim. Sağlık hizmetlerinin bir ekip çalışması olduğunu herkes bilincinde olması gerekir. Ben bunu pratiğimde de yaşayan biri olarak, bu arada idarecilik yaptığım için çok ilgilenemesem de ama onların idari sorunları, yaşadıkları özlük hakları sorunları ve hemşire eksikliğimizden kaynaklanan nedenlerle yaşadıkları sorunları iletildiği biri olarak da bu sorunları yakından biliyoruz. Gerçekten sağlık sistemi bir ekip çalışması, belki de tüm ekip çalışmalarının en iyi örneği diyebiliriz sağlıkta. Hani genel algı sağlık denince hekim anlaşılıyor gibi bir görüntü var ama bu doğru değil. Hekimi bir yere koyduğumuzda hastaya bakan hekim olarak değerlendirebiliriz ama sağlık sisteminin tek parçası olması mümkün değil. Orada yapılan hizmetin adı sağlık hizmeti olmaz. Sadece hastayı değerlendiren bir hekim olarak kalır ama diğer bütün komponentleri eksik kalacaktır. Dolayısıyla hemşirelik mesleği aslında hak ettiğinden çok daha iyi yerlerde olması gerektiğine inananlarım. Hem özlük hakları açısından hem de her açıdan iyi ki varlar. İyi ki ekibimizin bir parçası onlar. Kendilerine tüm haftalarda da bu hafta dışında da hatırlanmalarını ve çok daha iyi yerde olmalarını diliyor. Hepinize katılmanız için teşekkür ederim. Açılış konuşmasını yapmak üzere Sağlık Yüksek Okulu Müdürü Doçent Doktor Sayın Şerif Demir'i kürsüye davet ediyorum. Tebrik ediyorum. Hocamızın da dediği gibi bir yıl, iki yıl sonsuza kadar inşallah sizin için güzel şeyler kazandırmasını diliyorum.
Biraz hemşirenin tarihçesinden bahsedeceğim. Hemşirenin bir meslek haline gelmesi çok eski devirlere dayanmaz. Ancak hastalık ve tedavi insan hayatı başladığı andan itibaren devam eden gelen bir süreç olduğu için bu sürecin içerisinde kısmi hemşireye ait bakım, yara iyileştirmesi gibi çalışmalar tarih boyunca gözlenmiştir, yapılmıştır. Gerçek anlamda ilk bilimsel çalışma, profesyonel hemşirelik 1854-56 yılları arasında yaşanan Kırım Savaşı sonrasında Florence Nightingale'in başlattığı kabul edilmekte günümüzde. İlk olarak dünyada 1904 yılından beri, güzel ülkemizde de 1964 yılından beri ilk olarak 1954 yılından beri güzel ülkemizde de Florence Nightingale'in yapmış olduğu çalışmalara paralel anlamda hemşirelik günü kutlamaları ve hemşirelik çalışmaları, hemşirelik mesleğinin icrası ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 12 Mayıs bu nedenle Florence Nightingale'in doğum günü olduğundan dolayı hemşirelik günü haftası olarak kutlanmaktadır. Türkiye'de ilk hemşirelik eğitimi 1911 yılında 6 aylık hasta bakıcılık kursu ile başlamıştır. Sonra da 3 yıllık eğitimler şeklinde devam ettirilmiş. 1946 yılında sağlık meslek liselerinin açılmasıyla ortaokul sonrası 4 yıllık eğitime geçilmiştir. Türkiye'de ilk olarak 1955 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu'nun kurulması ile üniversite düzeyinde eğitime geçilmiştir. Bunu Ankara'da Hacettepe ve İstanbul'da Florence Nightingale ve diğer üniversiteler izlemiştir. İlk kez 1968 yılında Hacettepe'de hemşirelikte yüksek lisans ve 1972'de doktora unvanı verilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla ülkemizde hemşirelik mutlaka kutsal ve önemli bir meslek olmakla beraber akademik alanda da temsil edilmesi ve daha profesyonel yapılması yolunda adımlar atılmıştır. Bu adımların sonucunda ülkemizde hemşirelik mesleğine gönül vermiş birçok hemşire adayı göreve başlamıştır. Fakat bu ülkemiz için yeterli değildir. Yani bazı istatistiklere baktığımız zaman Türkiye'de 100 bin kişiye ortalama 130 hemşire düşerken Avrupa'da bu oran 600-700 civarındadır. Dolayısıyla hem bu oranın artırılması hem hemşirelik eğitiminin daha akademik olarak yapılması için yeni okullara, yeni binalara, yeni akademik kadrolara ihtiyacımız olduğu bir gerçektir. Dolayısıyla bunların sağlanması için çalışmalar yapılması gerekir. Biz de burada geçen sene itibariyle hemşirelik esaslarında yüksek lisans başvurusu yaptık ve kabul edildi. Yeni olarak da psikiyatri hemşireliğinde yüksek lisans için başvuru yaptık. Bunları doktora ile ilgili çalışmalarımızla devam ettireceğiz. Ayrıca fakülteleşme yolunda da çalışmalarımız devam ediyor. Evet, sonuç olarak hemşirelik haklarının korunması, mesleki şartların düzeltilmesi ve daha iyi şartlar altında hizmet yapılabilmesi dileğiyle iffetli, şerefli ve insanların ve Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik bir meslek olan hemşirelik mesleğini onurla bir ömür boyu yapmanız dileğiyle haftanızı tekrar kutluyorum, başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Konuşmalarından dolayı Sayın Balbay'a ve Sayın Demir'e teşekkür ediyoruz. Bu yılki Hemşirelik Haftası konuğumuz Profesör Doktor Feray Gökdoğan. Sayın Gökdoğan'ın özgeçmişini arz ediyorum. Yaklaşık 30 yıllık hemşirelik akademik yaşantısında dahiliye hemşireliği, fizyopatoloji, fiziksel değerlendirme, diyabetüs mellitus ve bakımı ile yaşlı sağlığı gibi ders ve konular başlıca ilgi ve çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Bugüne kadar ulusal ve yerel düzeyde 10'dan daha fazla projenin yürütücülüğünün yanı sıra Türkiye'nin ikinci büyük bütçeli Nurse Managed Care for Elderly adlı projenin Brüksel merkezli Grundtvig Multiretalar Proje Koordinatörlüğü'nü yürütmüştür. Ardından 2012 yılında
dört ülkenin katılımıyla editörlüğünü yaptığı Elderly Care in Selected European Countries adlı uluslararası bir kitabı yayınlanmıştır. Uluslararası düzeyde kongrelerde sunulmuş 30'dan fazla bildirisi ve yayını, ulusal düzeyde ise 100'den daha fazla bildirisi ve yayınının yanı sıra kitaplarda bölüm yazarlıkları bulunmaktadır. İç hastalıkları hemşireliği alanında lisansüstü düzeyde 30'a yakın tez danışmanlığı vardır. Kendisinin halen doçentlik, profesörlük gibi kariyere ilişkin sınavlarda ve atamalarda çeşitli jüri üyelikleri olup, kongre ve bilimsel toplantılara alanıyla ilgili moderatör ve konuşmacı olarak davet edilmektedir. Hemşirelikle ilgili ulusal düzeydeki dergilerde danışmanlıkları ve bilimsel ödülleri bulunmaktadır. Sayın Feray Gökdoğan'ı hemşirelik eğitimi ve teknoloji konulu konferansını vermek üzere kürsüye davet ediyorum. Hepimizin hemşirelik haftasını kutlayarak başlamak istiyorum. Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Yüksekokul Müdürü, meslektaşlarım, öğretim üyeleri, öğretim elemanları, sevgili öğrenciler ve meslektaşlarım. Hepinize merhaba diyorum. Hem buraya ders gelmekle, görevlendirmekle burada çoğunuzu tanıyorum. Bugün de burada hemşirelik haftası nedeniyle bulunduğum için de ayrıca çok mutluyum, çok gururluyum sizlerle yeniden beraber olduğum için. Hemşirelik adına bu programı açabilir miyiz? Evet, şu anda ben emekli oldum ve emeklilik sonrası şu anda Kıbrıs'ta bir üniversitede hemşirelik bölümünde öğretim üyeliğini devam ettiriyorum. Özel bir üniversite, British University of Nicosia. Şimdi teknoloji, neden teknoloji? Aslında hemşirelik teknolojiyle birlikte gelişmek zorunda. Eğer biz teknolojiyi göz ardı edersek, ben hep öğrencilerime aynı şeyi söylüyorum. Eskiden ayakkabı olarak çarık giyiliyordu ama günümüzde artık ayakkabı giyiyoruz. Eğer biz hala ısrar edersek çarık giymeye, o zaman ayakkabı, günümüzde ayakkabı giymediğimiz için biz dışlanacağız. Teknoloji de böyle bir şey. Herkes teknolojiyi kullanıyor, sizler de kullanıyorsunuz. Hatta derslerde elinizden cep telefonlarınız hiç düşmüyor. Sürekli biz ders anlatırken biz ilgiyi çekmiyoruz aslında. Yani bizi anlattığımız zaman bizi dinlemek istemiyorsunuz. O elinizdeki araç gereç size daha ilgi... yani siz aslında derste değilsiniz, dünyanın öbür ucundasınız. Bizimle birlikte değilsiniz. O zaman bu eğitimi daha sizin istediğiniz hale dönüştürmek zorundayız. Yani biz artık çarığı bırakıp ayakkabı üretmek zorundayız. O nedenle bugünkü konum da hemşirelik eğitimi ve teknoloji. Aynı zamanda kliniğe çıktığınız zaman da teknolojik araç gereçleri görüyorsunuz. Bunları kullanmanız ve var olmanız gerekiyor. Eğer ben bunları kullanmıyorum, ben bunlarla barışık değilim derseniz, o zaman hemşirelikte de yeriniz yok. Yani siz bunları kullanmak zorundasınız, biz de kullanmak zorundayız. Çünkü gelişen dünya, küreselleşme, bizim bunu pazar, yani piyasa, bizim bunları kullanmaya itiyor. Peki piyasa, hastaneler böyleyken biz eğitimimizi halen daha sınıfta ders anlatıyor konumunda olursak, o zaman bunda da biz de çarık giyen olacağız. Onun için biz de göz ardı edileceğiz. Onun için bunları hem eğitim hem de uygulamada teknolojiyi birlikte kullanmak zorundayız, gelişmek zorundayız. Öğretim elemanları da teknolojiyi kullanmak zorunda. Başka seçeneğimiz yok. Çünkü teknoloji geliştikçe özellikle ilk başta sağlık ve eğitim alanında teknoloji giriyor. Biz
hem hemşirelik olarak hem sağlık hem eğitim olduğuna göre teknolojiyi kullanmak zorundayız. Bilimsel hemşirelik dediğim gibi bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel değişimlerle birlikte hemşirelik birey, aile, topluma hizmet eden, bunları bütünleştiren bir uygulamalı bir disiplin. Bunu özellikle söylüyorum, uygulamalı. Uygulama olmazsa eğitim de olmuyor. Geleneksel rollerimiz değişiyor, yani daha çağdaş rollere doğru gidiyoruz. Geleneksel rollerden çağdaş rollere geçerken de bilim ve teknoloji, hem bilim hem de teknoloji. Bilim nedir? Bilimsel araştırmalar. Teknoloji nedir? Bunun uygulanabilir halini kullanmaktır. O zaman bu iki ögeyi hiç unutmamamız gerekiyor. Diğer şeyler de bizim mesleğimizi etkileyen diğer önemli ana başlıklar, faktörler. Dolayısıyla teknoloji önemli bir yere sahip hemşirelikte. Bizi değişime zorluyor. Yani biz eğer teknolojinin dışında kalmaya çalışırsak biz de dışarıda kalmış olacağız. Daha fazla bilgi edinmek, bakımda deneyimlerimizi paylaşmak açısından teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. Teknolojiyi kullanmak için de eğitimden başlaması gerekiyor bu sorumlulukların. Peki, hemşireler neden teknolojiyle birlikte olmak zorunda? Çünkü artık toplum da değişiyor, toplum da teknolojiyi kullanıyor. Eskiden evimizde bir telefon vardı, kablolu telefon, ama şimdi herkesin elinde, çocuklarımızda da ne var? Cep telefonları var ve onları kullanıyoruz. Hocam da çok iyi kullanıcı, hemen anında bilgiye ulaşabiliyor. Yani saniyeler içerisinde bilgiye ulaşabiliyoruz. Burada sağlık bakım teknolojisi diye bir şey var. Sağlığın geliştirmesi, sürdürülmesinde özellikle sağlığın tüm alanlarında, koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici tüm alanlarda sağlık bakım teknolojileri giderek kullanmaya başlıyor ve koordineli bir şekilde kullanması gerekiyor. Sağlık bakım teknolojilerinde tele sağlık uygulamaları, tele tıp diye bir şey tanımlar da var. Tele sağlık uygulamaları genellikle araştırmadan tutun sağlık eğitimine kadar tüm her şeyi kapsıyor. Tele tıp da uzaktan örneğin robotlarla ameliyat yapılması gibi ya da laboratuvar sonuçlarının öğrenilmesi gibi bunları da tıp alanında uygulamalar teknoloji olarak görüyoruz. Dolayısıyla biz de sağlık şemsiyesi altında, tıp şemsiyesi altında hemşirelik olarak kendi teknolojiyle ilgili bilgi becerilerimizi geliştirmek zorundayız. Teknolojiyi üretip kullanabilen, tabii biz şu anda teknolojiyi pek fazla üretmiyoruz, sadece kullanıyoruz ya da satın alıp kullanıyoruz. Ne zaman ki bilimsel çalışmalarımız artar, o zaman teknolojiyi de inşallah patent alıp geliştirmeye başlarız. Özellikle bizim mesleğimizde bakıma ilişkin teknolojik araç gerecin geliştirmesi çok önemli. Hatta son yıllarda yenilikçi bakım uygulamaları diye belki afişlerinizi görmüştür, yani okulunuza asılmıştır. Yani hemşirelik bakımına ilişkin nasıl bir daha iyi hastaya bakabiliriz diye ufak tefek yaratıcı düşünceleriniz var mı diye sorulur. Bunları önemli. Ama uygulamazsanız o aradaki sorunu da gereksinimi de fark edemezsiniz. Onun için önce bakımı uygulayacağız, gereksinimleri de saptamamız gerekiyor. Burada günümüz teknolojisinde mutlaka hemşireler bir komplike bir bakıma, yani hastaneye gittiğiniz zaman hocamın da dediği gibi bir sağlık çalışması ekip çalışmasıdır. Hocam da ekip çalışmasını en fazla savunanlardan bir tanesidir Öner Hocam. Ben onun için onu tanımış olmaktan çok mutluyum. Daha çok yıllar öncesinde tanıştık kendisiyle. Dolayısıyla hemşireliği destekleyen önemli hocalarımızdan bir tanesidir. Kendisi daha önce burada teşekkür etme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Şimdi sağlık teknolojilerinde, günümüz teknolojisinde hemşireliğe baktığımız zaman teknoloji dediğimiz zaman kablosuz iletişim ağları, elektronik ilaç dağıtım istasyonu, barkodlar. Şimdi günümüzde artık hastaların barkodları kimliği yerine geçiyor.
Dolayısıyla koluna taktığınız bir bileklik hastanın tüm bilgilerini ne yapabiliyor, okuyabiliyor. Hani marketlere gidiyoruz. Marketlerde de barkodlar var. Ama marketlerdeki barkodlar ne yapıyor? Tık tık bir hani her bir aldığınız şeyi, malzemeyi okutuyor. Şimdi sağlık bakım teknolojilerinde hastanın barkodları şu hale gelecek diyorlar. Yani hani o aldığınız paketleri bir şeye koyuyorsunuz ya, sepete koyuyorsunuz. Hastanın tüm bilgilerini okuyacak, yani hangi hastanede bugüne kadar doğduğundan bu yana tüm sağlık bilgilerini kapsayacak, o sepeti okuyacak barkodlar geliştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla hasta ben şu hastanede yapmıştım, orada bilgim var, burada bilgim var demeyecek. Elindeki barkod okunduğu zaman bunun hangi hastalıkları var, daha önce hangi hastanede yatmış, hangi tedavi almış, ne yapılmış diye bunlar okunabilecek. Dolayısıyla bizim bunları bilmemiz ve takip etmemiz gerekiyor. Özetle bilgi teknolojileri dediğimiz bilgiler de artıyor ve bilgiyi kullanmak açısından, örneğin hasta kayıtları dediğimiz zaman bunlar da kullanılıyor. Bakım ve maliyeti düşürüyor. Çünkü zaman kaybolmuyor, hastanın tüm bilgilerine ulaşılıyor, tekrarlar önleniyor, fazlalıklar önleniyor, eksiklikler yerine konuyor. Onun için de önemli. Bununla ilgili sağlık bilişimi denen 1950'de, tıp bilişimi 70'lerde, hemşirelik bilişimi de 1980'lerde gündeme gelmiş. Hemşirelik bilişiminin içinde ne var? Burada gördüğünüz gibi bilgisayar bilimi var, bilgi bilimi var ve hemşirelik bilimi. Amerikan Hemşireler Birliği 1992 yılında hemşirelik bilişimini bir uzmanlık alanı olarak kabul etmiştir. Neler var hemşirelik bilgi teknoloji? Klinik uygulamalarda kullanıyoruz. Hemşirelik yönetiminde, klinik yönetiminde, hemşirelik eğitiminde, hemşirelik araştırmalarında hemşirelik bilgi teknolojileri kullanılıyor. Peki günümüz, bugünkü konumuz eğitimi ve teknolojisinde neler var? Hepiniz içindesiniz şu anda. Size biz hemşirelikte neyi öğretmeye çalışıyoruz? Bilgi, beceri, tutum, davranış öğretmeye çalışıyoruz. Sizi hemşireliğe hazırlamaya çalışıyoruz. Bu nedenle daha önce de söylediğim gibi yenilikçi uygulamalar bizim için çok önemli. Çünkü hemşirelik bakımını geliştirmek için bunlara ihtiyacımız var. Ve eğitimde de öğrenme araçlarının kullanımı gerekiyor. Bu seçeneklerde hemşirelik öğrencilerine öğrenme, bilgi paylaşımı, dünyadaki meslektaşlarıyla işbirliği yapma olanağı sağlıyor. Yani biz oturduğumuz yerden birazdan bahsedeceğim. Uzaktan eğitimle artık dünyada lisansüstü eğitimler yapılıyor. Online eğitimlerle dereceler alınabiliyor. Onun için bunlardan da haberdar olmamız gerekiyor. Sadece mekanla, kurumla kalmamamız gerekiyor. Çünkü dünya bu yönde giderek değişiyor. Teknoloji dediğimiz zaman hemşirelikte bilgi teknolojiyle nasıl değişiyor, eğitim kurumları nasıl değişiyor, hemşirelik eğitim yapısı nasıl değişiyor, onlara bakacağız. Artık hemşirelikte bilgi dediğimiz zaman kitaplar yok. Zaten kitapları okuyan öğrenciler de yok. Yani kitap evlerine sorduğunuz zaman hocam diyor, biz kitap yazıyoruz, yani biz yayın yapıyoruz ama okuyan yok, alan yok. Gerçekten önceleri ben kendi öğrenciliğimi hatırlıyorum da halen daha kitaplarım var benim, saklıyorum onları. Bir kitabım var diye rafta nereye koyacağımı bilemezdim, yani bu benim kitabım diye. Çocuk hemşireliği kitabı işte o zamanlar çok azdı tabii kitaplarımız. Halen daha benim için çok değerlidir ama şimdi öğrenci kitap almak istemiyor, yani kitaplar da yok. Belki gereksinim hissetmiyor. Buradan yola çıkarak elektronik üniversitelerde günümüzde var. Hemşirelikte bilgi nasıl uydu sistemleriyle, kablolu yoğun diskler ve internet ağı üzerinden televizyon ile açık öğretim programları, hemşirelikte açık öğretim programları açık öğretim üniversitesi ile Eskişehir'deki
Orada da başlamıştı. İlk başlayan eğitimlerden bir tanesiydi. Online eğitim, modüler yapılar, web tabanlı farklı teknolojiler, bunlar hemşirelikte yürütülüyor. Şimdi bu yurt dışında yapılmış bir çalışma, öğrencilerin nesi var? Laptopu var, işte akıllı telefonları var, tableti gibi kimlerin var diye bunlar bir araştırma yapılmış. Ama ben akıllı telefon olmayan var mı sanmıyorum yani. Hemen hemen herkese, çünkü bir bulaşıcı şey gibi herkes bunu kullanıyor. Ailesine mutlaka aldırıyor. Açık öğretim programlarıyla uzaktan, yani biz bunu eğitimci olarak görüp bunları ulaşmalıyız sizlere. Bunu ben kendi eğitimci olarak bir sorumluluk diye düşünüyorum. Uzaktan eğitimler var. Öğrencilerle birlikte yapılan, yine ülkemizde de şu anda Erzurum'un yaptığı bir uzaktan eğitim programı var. Online eğitimlerde dediğim gibi dereceler alınıyor. Yani master derecesi ya da diğer dereceler, yurt dışında Amerika'da alınan dereceler. Web tabanlı eğitim, aslında uzaktan eğitim 1840'larda başlamış. Tabii o zaman böyle bu anlamda teknoloji yok ama mektupla eğitim. İngilizce eğitimi de vardı, şey de vardı, onlar postayla gelir, öyleydi ama daha sonra bilgisayarlar piyasaya çıkınca, teknoloji, internet teknolojisi gelişince bugün de bunları kullanabiliyoruz. Amerika'da Fielding Üniversitesi'nde bazı üniversitelerde artık yazılı eğitim materyali kullanılmadığı söyleniyor. Yine hemşirelikte bilgi artık interaktif videolu yoğun disklerle, bunları pazarlayan şirketlerle birlikte hemşirelikte bilgi paketlenebilen, pazarlanan bir mal olarak zaman, yer farkı olmaksızın artık herkese ulaşabiliyor. Dediğim gibi basılı online dergiler, üniversitelerimizde elektronik dergiler. Ama ben öğrencilerimle hatırlıyorum, Hacettepe'ye bir tezim için gitmiştim. Bir tane dergi, benim çok tezimle örtüşen bir makaleydi. Gittim kütüphaneye, kütüphanede işte katalog tarıyorsunuz, dergiye ulaşıyorsunuz, var mı? Ah harika. Ondan sonra gidiyorsunuz, dergiyi çıkarttıracaksınız içeriden. Dergiyi çıkarttırdım, buldum, açtım, o sayfa yırtılmış. Düşünebiliyor musunuz enerjini? Yani onun için bir makale ulaşmak için ne kadar zamanım geçiyor ama birisi oradan onu, yani hiç unutmam onu. Şimdi ulaşmak çok kolay, bir tuş basıyorsunuz, önünüze 1000 tane, 2000 tane, 5000 tane makale çıkıyor. Yani onun için üniversiteler bu elektronik ortamlarda çok büyük katkı diye düşünüyorum. Sürekli eğitim programları var. Örneğin Nursing Center diye sürekli eğitim programları var. Tabii onların eğitiminde profesyonel hemşire, register nurse'ler, bu karneleri var onların, yani profesyonel hemşireleri. Sürekli eğitimlerle kredi alıyorlar. Yani onlar çalışırken de gelişimleri sürdürmek zorundalar. Çünkü board sınavları denilen ülkedeki sınavlara girip o aldıkları ünvanı sürdürmek zorundalar. Eğer o ünvanı sürdüremezler, sınava girip de o sınavdan kalırlarsa aren dediğimiz oradan daha alt kademeye iniyorlar. Bizde böyle bir şey yok. İşe başladıktan sonra ömür boyu garanti artık hemşirelik yaparsınız. Ama orada öyle profesyonel hemşirelikte sınavlar var belli zamanlarda. Pratisyen hemşireler için de sınavlar var, board sınavları. Onlara katılmak zorunda, onun için okumak zorundalar. Ve dergilerin, bu online dergilerin sürekli eğitim kısımları var. Oradan kredi alıyorlar. Bu krediyi alabilmek için diyor ki $21 yatırmanız lazım. 1,5 kredi alacak. Alıyor, giriyor, sınava yapıyor. Yani online sınavla o kredileri alıyorlar. Çünkü gelişmek zorunda, okumak zorunda. Biz kliniklerde bile makale okumuyoruz. Fırsatımız yok. Yani makale okuyup gelişmek zorundayız. Hemşirelik yapıları bugün baktığımız zaman altyapısı güçlü olanlar belki ileride varlığını sürdürecekler ama yine onlar da altyapısını daha fazla güçlendirmek ya da
teknolojiyi takip etmek zorundalar. Yine açık öğretim gibi uzaktan eğitim veren okulların sayısı ileride bizde de artacak. Bir başka şey, küreselleşen dünyayla birlikte hemşirelik okulları giderek özelleşiyor. Benim şu anda çalıştığım üniversite de özel bir üniversite. Dolayısıyla ben emekli olduktan sonra burada çalışmamı sürdürüyorum. Bu ne demektir? Aslında yetişmiş elemanın kaybıdır kamu üniversitelerinden. Bunu da düşünmemiz, tartışmamız gerekiyor. Üniversiteler yetişmiş öğretim elemanı kaybettikleri zaman kan kaybederler. Çünkü yetişmek kolay olmuyor. Benim hemşirelikle ilgili akademik yaşantım yaklaşık 30 yıla yaklaşıyor. Bu kadar yıllık bir birikimimi bir öğrenciyle paylaşmam çok önemli. Onun için eğitime devam ediyorum. Yani eğitimde daha vereceğim çok şeyim olduğunu düşünüyorum. Onun için boşa geçmemeli bu emek diye düşünüyorum. Evet, akademik yapılarda özelleşme faaliyetleri, vakıf adı altında özel üniversiteler ve yetişmiş öğretim elemanları kaybediliyor. Dolayısıyla hemşirelik okulları bu değişime uydurmak zorunda. Programlarında, altyapılarında, kütüphanelerinde bu değişimleri takip etmek zorunda. Akademik sistemler geliştirmek zorunda. Öğrencilerine mutlaka İngilizce eğitimi vermek zorunda. Yani ben İngilizce eğitim veren bir okuldan söz etmiyorum. Türkçe eğitim olsun ama biz bu kadar teknolojiyi takip edebilmemiz için iyi bir İngilizce okur yazarlığımız olması gerekiyor. Bu düzeyde bir eğitimde alabilmeliyiz. Şimdi bizde genelde üniversitelerde şöyle övünürüz. Bir üniversitede başladın mı lisans eğitimi? Yüksek lisansını orada yapacaksın, doktoranı orada yapacaksın, profesör orada olacaksın. Yurt dışında bunu yapmazlar. Bir üniversitede yüksek lisans yaparsan mutlaka doktora başka bir üniversitede yapmak zorundasın. Çünkü oradaki farklı akademik ortamları tanımak zorundasın, kendini geliştirmek adına. Aynı nosyonu doğduğundan itibaren devam ettiremezsin. Çünkü her bir üniversite size bir farklı bir nosyon verir, farklı bir davranış biçimi öğretir diye ilkeler böyle. Onun için bunun dışında farklı ülkelerden öğrenciler almaya da şu anda eğitimde bunlarla karşılaşılıyor. Yine dünyada pek çok hemşirelik okulu teknoloji değişimi, öğretim elemanı değişimi, kültürler arası araştırma projeleri, ülkeler arası araştırma projeleri birlikte işbirliği içinde yürütüyorlar. Yine biliyorsunuz, yakından biliyorsunuz ya da duydunuz, içindesiniz bazılarınız Bologna süreci kapsamında exchange öğrenci değişimleri var. Ancak yine ülkeler arasında programlarda tam bir birliktelik yok, farklılıklar var. Hemşirelik eğitim yapısına baktığımız zaman üniversiteler artık kendilerine daha üst puanda öğrencileri çekmek için tanıtım programları yapıyorlar. Biz şu farklılığımız şu, şunu yapıyoruz, bize gelin, ne kadar yüksek puanda öğrenci olursa. Tabii ne kadar adını duyurursa o kadar fazla da vakıf üniversiteleri ücretlerini arttırıyorlar ve yurt dışı için bu geçerli. Bizde de aynı şey vakıf üniversitelerinde böyle. Master ve doktora programları sayısı artıyor, giderek artıyor. Hemen hemen her üniversitede hemşirelik programlarında bunlara yönelmiş durumda. Hemşirelikte doktora programları, uluslararası hemşirelikte doktora eğitimi ağı, Avrupa'da hemşirelikte doktora programları ağı 1995'li yıllardan beri uluslararasılaşma açısından çalışmalarını sürdürüyorlar. Burada tabii öğrencilerimiz çok önemli. Buna nasıl hazırlanacaklar? Uluslararası nasıl çalışacağız? Nasıl etkili olacağız? Bu becerilerin değerlendirilmesi önemli. Biz kendi gereksinimlerimiz, kendi eğitim yapılarımız, kendi sorunlarımız açısından kendimizi
irdeleyip bunu ortaya koymamız gerekiyor. Evet, bu da bir hemşirenin dinlenme odası teknoloji açısından. Bir de hemşirelik eğitimde simülatörler var, çok önemli. Onun için de teknoloji, hemşirelik eğitim ve simülatörler mutlaka hemşirelik kurumlarında, eğitim laboratuvarlarında olması gereken bir şey. Çünkü hem teknik hem teknik dışı becerinin gelişmesi için bu simülatörlere çok ihtiyacımız var. Çünkü deneyim sağlamamız açısından, yani gerçek hastalarla çalışmadan önce bu simülatörler çok büyük kazanımlar sağlıyor. Hem öğrencilerin kendilerine güvenlerini artırıyor hem de klinik bakım becerilerini geliştiriyor. Olumlu yönde katkıları var. Yapılan çalışmalarda senaryolar yazılıyor, hastalar bu şekilde laboratuvar ortamında klinik yeterlilikleri hedefine ulaşması için çalışılıyor. Evet, gerçek senaryolar o simülatörle birlikte mesleki becerilerini geliştirmek açısından öneriliyor ve destekleniyor. Ama pahalı, ama insan hayatı bence daha pahalı. Bunu iki tarafı karşılaştırarak karar verilmesi gerekir. Tabii teknoloji varsa, öğrenci eğitilecekse o zaman öğretim elemanı ne olmalı? Uluslararası Teknoloji Eğitim Derneği öğretim elemanları için diyor ki, teknoloji okuryazarı olsun, eğitimde teknolojiyi kullanabilsin, öğrencilere teknolojiyi kullanmayı öğretsin, yönetebilsin, öğrenciye destek olsun ve teknolojiyi nasıl kullanacaklarını göstersin, meslektaşlarıyla da bunu paylaşsın diyor. 2000 yılında bunu demiş. Dolayısıyla aslında hemşirelik sadece teknoloji değil, bir insan faktörü var. O zaman bu insan faktörünü göz önünde alarak moral değerler, yani ahlaki değerler, iletişim, sosyal süreçleri öncelikle dikkate alarak ileriye teknolojiyi doğru ve etkin kullanmak, bunları hem bilimsel, ekonomik tüm çalışmalara düzenlemeleri yapmak, bilgi, beceri, tutum, davranış geliştirmek ve bu şekilde mezun vermek öğrencilerimize ve hemşirelik eğitim programına bunları sağlaması gerekiyor. Ben burada kısaca geçmişten günümüze hemşirelik bakım teknolojileri nedir diye aradım. Yani bilgisayar, internetten de aradım. Çok fazla hemşirelik bakımına özgü, hatta müzelerin internet web sayfalarına da girmeye çalıştım hemşirelikle ilgili. Çok fazla bir şey bulamadım ama bazı şeyler buldum. Örneğin yapay solunum cihazı. Eskiden hocam siz de bilirsiniz solunumla ilgili olarak çocuk felci olan hastaların çalışmadığı için bu makinelere konularak nefes aldırılırdı. İçerideki hava bakımlanarak ciğerlerine hava dolması sağlanırmış. Bir çocuk aylarca burada yaşarmış. Kuş gagalı maskeler, bunlar teknolojinin gelişimini bir tarihsel süreci içerisinde görmek için, veba salgından korunmak için doktorlar tarafından kullanılıyormuş. Doğum fantomu maketleri bizde, işte aslında günümüzdeki maketler de biraz benziyor. 18. yüzyılda tıp ve ebelik eğitim alanlarında kullanıyormuş. Bu anatomik model bana çok ilginç geldi. Eskiden doktorların kadın vücuduna dokunması yasak olduğu dönemlerde muayeneye giden hastalar vücutların hangi bölgesinde sorun olduğunu bu maket üzerinden gösterirlermiş. Yapay göz uygun olanı seçmek için gene göğüs hekimler tarafından kullanılıyormuş. Stetoskop günümüzdeki bu hale gelinceye kadarki geçirdiği süreç. Aslında Leinek, bu stetoskopu hocam bilirsiniz, çocuklar birbirlerine kulaktan kulağa oynarken görmüş ve onun için o da denemiş. Aslında kulağını dayayıp dinliyorlarmış ama sonradan stetoskopun bu hali geçmişten günümüze. Bu da sürgü. Fransa'da bu bir müzede sergileniyor. Aşağıda bizim oturduğumuz komat dediğimiz, yanda mavi olarak gördüğünüz İngiltere'de bizim geleneksel deyimimize lazımlık şeklinde.
Yanındaki altın sürgü ödülü, biz hemşireliği öğrencilerimize başladığımız zaman şöyle demişti hocamız, bir sürgüyü bir çiçek taşır gibi taşıyabiliyor musunuz? Çünkü bu insanın bir çıktısı, eğer bunda hastaya bakımda siz kaçınmıyorsanız, gerçekten hemşirelik bakımında önemli bir bakım veriyorsunuz anlamına geliyor. Amerika'da iyi bakım veren hemşirelere o servise bu altın sürgüyü ödül olarak veriyorlarmış. Onun için onlar da servislerinde sergiliyorlar bunları. Burada aslında hemşirelik bakımını temsili açısından önemli. Tabii günümüzde teknolojik olarak bakıldığı zaman yanda gördüğünüz gibi bunu hiçbir zaman biz hastanelerimizde görmüyoruz ama hastanın altına vereceğiniz sürgünün önemi çok büyük. Çünkü siz de kendinizi düşündüğünüzde nasıl bir sürgü üzerinde hastaysanız yapmak istersiniz ya da bu işlemin gerçekleşmesini istersiniz. Onun için insani olan hastanelere bu makineleri, yıkama makinelerinin olması ve hemşirelerin bunu da burada kullanmaları. Tabii talep etmek gerekir. Talep etmek için de gereksinimi görmek gerekir. Böyle malzemeler var diye aslında gösteriyorum. Yani bu araç gereçler açısından hemşirelik bakım malzemelerini hemşireler talep etmeliler. Kendilerinin kullandığı bakım gereçlerini talep etmeliler. Hastanede bir tane tansiyon aleti yetmez. Niye yetmez? Çünkü obezite giderek artıyor. Tek tip tansiyon aleti doğru ölçmüyor. Tek tip tansiyon aleti doğru ölçmezse doğru tedavi olmaz. Doğru tedavi olmazsa hasta yanlış tedavi oluyor demektir. Ve dolayısıyla tedavi olmuyor, iyileşmiyor demektir. Yani bunları hepsini düşünün. Hemşire çok önemli talep etmek açısından. Lütfen kendi mesleğinizi benimseyin. Gereksinimleri görün, talep edin, talebinizin arkasında durun, ısrar edin. O kadar çok hastanelere büyük malzemeler alınıyor ki, tansiyon aleti çok çok düşük ücretli maliyet. Hemşirelik bakım malzemeleri çok düşüktür. Lütfen kendi bakım malzemelerinizi talep edin hastanelerde. Bu bir saç yıkama şeyi, baş yıkama. Hani hastanede bir halen daha öyle mi yapsak, böyle mi yapsak, kendi kendimize sistem gelişme var. Var. Bunları takip edin. İnternet elinizin altında. Lütfen bakım malzemeleri ne kullanabiliriz diye ya da siz ya da yaratıcılarınızı kullanın, bunları geliştirin. Bir inhaler, hocam siz de biliyorsunuz bunları, geçmiş tarihi, geçmişiyle birlikte bugünkü haliyle. Biliyorsunuz iğne batmaları kliniklerde çok önemli sorun ve hemşireler, sağlık personeli iğne batmaları yüzünden karaciğer kanseri ve sonra kaybediliyor. Yaşam o kadar kolay değil. Bir kendi çalıştığı alanda ilgili riskleri var. O zaman bu koruyucu enjektörler çok pahalı şeyler değil. İğne batmalarını önlemek için. Geçmişte öyleydi ama bugün bunlar var. Bunlar çok da maliyetli şeyler değil. Yine talep edin bunları. Bu da ilginç. Bu da benim yerini bulmak için infraruj bir damar bulma şeyi. Ve damarın yerini görüp biz önceden tabii ki başka tekniklerimiz vardı. Şimdi bunlar yine Avustralya'da kullanıldığı söyleniyor. Amerika'da. Bunları kullanmalıyız ya da istemeliyiz. Hastaya zarar vermemek adına. Biz hastayı kaldıramıyoruz. Vücut mekaniklerine kadar kullansanız da bu mümkün değil. O zaman çok basit geliştirilen, bunu da hemşireler geliştirmiş. Hastayı daha rahat, daha konforlu bir şekilde yatağından kaldırıp tartarsanız da, değil mi? Yatan hastayı biz kilosunu bilmiyoruz. Bunlar geliştirilebilir, olmayacak şeyler değil. Yeter ki gereksinimiz edilsin. Bunlar da yapılabilir. Bu nedir? Bu da yaşlı hastanın inkontinans dediğimiz idrar kaçırma durumlarını takip etmede bilgisayar sistemiyle eğer giydiği şeyi, kilodu ıslanmışsa bunu
hemşireye haber verip değiştirilme saatine ilişkin bilgi edinme. Yani böyle bir, bu da önemli inkontinansı açısından. Hastanede yatan hasta ya da oturan hasta neyse bunlar bakım açısından. Yani teknolojiyi biz kendi bakım araçlarımız açısından takip etmek zorundayız. Bu da ilaç saatini, ilacını alınmasını haber veren, ilaç aldıktan sonra geri bildirimde bulunan bir sistem, dokunmatik sistem. Ben hepimizin hemşirelik haftasını tekrar kutluyorum. Bu teknolojiye ilişkin günümüzde bir bilgisayarla ilgili bir şey var. Onu ben size bir görsel olarak da tekrar neredeyiz diye göstermek açısından. Ekrandan hocayla tanışmamızı söylemeyi unutmuştum. İlk buraya başladığımda araştırma görevlisi arkadaşımız tüberkülozla ilgili bir araştırma üzerine bize uğramıştı. Yasemin diye hatırlamıyorsam. O dönem bulutup aktif değildi. Biz burada biraz tüberkülozla ilgili olduğum için Belen Baba Türbesi gibi çalışırdık. Oradan tanışmıştık. Hocamı yakinen tanıma fırsatım olmuştu. Deminden beri 2-3 defa telefona elimi attım. Hocam hemen yakından yaşanıyorsunuz deyince birisinde hakikaten hayatımızın bir parçası olmuş. Oturduğumuz yerden ofis gibi çalışıyorsunuz. Size o anda bir şeyler soruyorlar. Ve onu yanıtlamak durumunda kalıyorsunuz. Bu arada Aile Hoca'nın bir projesi kapsamında özellikle yüksek okul arkadaşlarımız başta olmak üzere tıp fakültesinin de kullanımına sunulacak bir beceri laboratuvarı kuruluyor. Dediğim gibi oldukça da pahalı bir şey. Bilimsel araştırma projelerden bunu destekleyeceğiz. Ben şöyle bir şey soracağım. Şimdi bu teknolojideki gelişmeyle birlikte hekimlikle ilgili bazı branşların eskisi kadar ilgi görmeyeceğini, sayılarının da giderek azalacağını tahmin ediyorum. Örneğin radyoloji gibi, nükleer tıp gibi uzaktan yapılabilir nitelikte olan özellikle CT, MR vesaire teknisyenlerin çekiminin okunması gibi daha az radyolar, hatta bunun uygulamaları da var dediğim kadarıyla Amerika'da çekilen işte DT, Hindistan'da değerlendiriliyor gibi. Hemşirelikle ilgili geleceğe dönük teknoloji ilerledikçe mesleği iş gücüne olan ihtiyacı konusunda bir projeksiyon var mı? Hani biz hekimlikte bazı branşların olumsuz etkileneceğini tahmin ediyorum ama sizin bununla ilgili bir öngörünüz var mı? Teknoloji ilerledikçe daha az hemşire istihdamı ya da daha az hemşire ihtiyacı doğar mı? Şimdi benim okuduğum makalelerde teknolojinin kullanılmasıyla birlikte hemşirelik bakımına gereksinim azalabilir ama yani teknolojiyi ne kadar hemşirelik ön plana almalı? Bizim çünkü insani ilişkiler açısından bir arada olmamız gerekir. Daha hemşireliğin hangi yönü kaybolur gibi bazı endişeler olmakla birlikte küreselleşen dünyada teknoloji ön plana konuluyor ama hemşirelik bunun neresinde yer almalıdır? Bu kadar da teknolojiye, bazı kesimler var ki bu kadar da teknolojiye yer vermeli miyiz? Hayır, buna ihtiyacımız yok ama bazı kesimlerde var ki evet, biz hasta kayıtlarına, yani hemşire hasta kayıtlarına bu kadar uğraşmayacak, o zaman hasta bakımına daha fazla zaman ayıracak. Hastayla ilgili kayıtlar kaybolmayacak, hemşirelik de bu kayıtların içerisinde bu işi daha kolay yapacak. Esas merkez alınan şey hasta, yani hastaya zarar vermeme. Bir ilacı çok fazla vermeme, az vermeme açısından teknolojiyi değerlendirmemiz ve bakıma daha fazla yer ayırmak için hemşirenin şu anda hani hemşire sayısı yetersiz, hastaya bakamıyoruz, ulaşamıyoruz, birçok şeyle uğraşıyoruz. Röntgendi, tahlildi falan. Bunları belki dışlayacağız. Daha fazla hastayla birlikte olacağız. Yani teknolojiyi bilen hemşire hastayla daha fazla zaman ayırmak için teknolojiyi kullanması yönünde makaleler var hocam. Son yıllarda çalışanlar. Evet. Hiç merak etmiyor musun? Hiçbir şey görmedim yani. Şu an çok yeniyim ama hemşireler kendi arasında birbirleriyle bir çatışma içerisinde olduğunu görüyorum ben.
Böyle teknolojileri takip edebilmek de bir ekip çalışmasıyla olur yine. Yani birbirimizle daha bir bağdaşık bir şekilde olmadığımız sürece hemşirelik adına hiçbir şeyin ilerleyeceğini düşünmüyorum. Arkadaşımızın söylediği gibi yaşlı bakımı gibi kolların açıldığını düşünüyor, söylüyor. Fakat bu bizi parçalamaz. Hepimiz aynı ekipteniz. Fakat biz hemşireyiz, onlar yaşlı bakımı. Herkes görevini çok üst düzey, iyi bir şekilde yürüttüğü sürece yani hemşirelik de gelişir, yaşlı bakım da gelişir, yani hepsi gelişir. Benim söyleyeceğim bu kadar. Yani bir ekip çalışması diye pek bir şey göremiyorum yani. Ekip çalışması tabii tüm ekip üyelerinin istemesi gerekir. Bunu ben derslerde de tartışırım. Yani tek bir meslek grubunun ekip çalışmasını istemesi onun kurulmasını zorlaştırır. Aslında ekip çalışması diye baktığımız zaman eğitim düzeyinde başlar. Yani ortak dersler almadığınız sürece, tabanda birlikte olmadığınız sürece İstediğiniz kadar hastaneye, hemşirelik okulunu, tıp fakültesini yan yana yapın. Ortak içindeki insanlar bir paylaşım olmadığı sürece gelecekte hastanede birlikte çalışmaya başladığınız zaman ekip çalışmasını beklemeniz çok lüks olur. Onun için daha eğitim aşamasında yani üniversiteler içinde eğitimde iç kısımda yani daha öğrencilikte tıp fakültesi öğrencisi, fizyoterapisti beslenmecinin, hemşireliğin hangi dersleri aldığını bile bilmiyor. Yani öyle bir ortaklığımız yok, öyle bir bilgimiz yok birbirimiz hakkında. Dolayısıyla onlar başka bir binada büyüyor, biz başka bir binada büyüyoruz. Sonra hadi bakalım mezun olduğunuz zaman bir araya gelin, bir şeyleri paylaşın, ekip çalışması olsun deniyor. Yok, böyle bir şey mümkün değil. Yani yurt dışında baktığınız zaman temel eğitimleri, hemşirelik, işte diş hekimliği, fizyoterapi, hemşirelik birlikte temel eğitimler alıyorlar ve onlar o mesleğin hangi amaçla yapıldığını çok iyi öğreniyorlar. En azından öğrencilik düzeyinde eğitimle paylaşıyorlar. Ondan sonra alana çıktıkları zaman zaten kim ne iş yapıyor, burada aslında disiplinler arası ekip kavramı kullanmamasının birçok faktörü var. Bunlardan bir tanesi eğitim. Bir tanesi rol çatışmalar var. Kim kimin ne rol olduğunu halen daha bilmiyor. Yani farklı meslek grupları farklı beklentiler içinde, farklı beklentilerde çatışmaları doğuruyor. Niye çatışayım diyor, ben kendi işimi yaparım, o da kendi işini yapsın diyor. Ekip çalışması yok. Ekip çalışması olabilmesi için sabahleyin 8'de mesai başlıyorsa 7.30'da o servisin tüm elemanları bir araya gelip toplantı yapar, hastalarını konuşur. Kim ne yapacağını zaten yapacakları bellidir. Hemşire kendi işini yapar ama hasta hakkında ne yapılacağına ilişkin ortaklık sağlanması gerekir. Bizim hastanelerimizde, uygulamalarımızda maalesef bunları bulamıyoruz, yerleştiremiyoruz. Çünkü herkesin istemesi lazım bu ekip çalışmasını. Sadece bir grubun, bir meslek grubunun istemesi ekibi doğurmuyor. Yani ekip yok şu anda. Tesadüfen bir araya gelmiş meslek elemanları var ama ekip yok. Evet, evet. İşte hemşirelerle iletişimde bahsettik ya, yani aslında günümüzün teknolojisi şöyle bir şey yaptı. Kafeye iki arkadaş buluşmaya gidiyorlar, ikisinin elinde cep telefonu. İkisi de cep telefonuyla oturuyor, muhabbet ediyor. İki arkadaş karşılıklı oturmuş oluyor. Yani teknolojinin getirdiği iletişimden biz bundan bahsetmiyoruz. İnsani ilişkiler devam edecek, teknolojiyi insan için kullanacağız. Mesleğin meslek olarak var olması açısından. Yani ne demektir otonomi? Bağımsız karar vermek. Ne için karar veriyorsunuz? Hemşirelikte bakıma ben bu hastanın bu bakım yönüyle ilgiliyim. Dolayısıyla benim bilgilerim, eğitimim, becerilerim bu hastaya nasıl bakılacağı konusunda bunu bana veriyor. O zaman o kararı gerçekten yapacağınız işi bilgiye dayandırarak, yani şunun arkasında daha fazla okuyarak, bunu yaparsam hastaya bu olur, bunu yapmazsam hastaya bu olur diye bilgi çok önemli, araştırmalar çok önemli. Zaten otonomi olabilmek için araştırma yapabilmeniz, bilginiz olması, bilginiz varsa bu bilginizin arkasında kararlılığında olmaz. Ama hastaya da bakmanız gerekiyor. Yani hastaya bakmazsanız, sizi hasta başında görmezlerse çok da ben otonomik olmak istiyorum dediğinizde kimse sizi ciddiye almaz.
gerçekten hastanın başında olup hem bilginiz olacak hem uygulama beceriniz olacak. İkisini bir arada kullanmanız gerekir. O zaman var olmak için de ısrar edeceksiniz. Evet. Hocam katkılarınız için çok teşekkür ederim. Ben de ki şey söylemek istiyorum. Teknolojiyi hemşirelikte kullanırken sistemin de bunu desteklemesi gerektiğini evet, düşünüyorum. Tabii ki. Tabii. Benim bu son birkaç yıldır yaptığım yurt dışı gezilerinde, hastanelerde yaptığım gezilerde ülke sisteminin bunu desteklemesiyle ilgili çok örnekler gördüm. Öğrencilerimle de dönem dönem paylaşıyorum. Mesela en son gittiğim ziyarette bu klinik bağımlılık kliniğiydi ama hastaların çoğu yaşlı olduğu için bağımlılık kliniği içinde bir geriatri uzmanı bulunuyordu ve geriatri uzmanının EKG'si wireless olarak kardiyolojiye bağlıydı. Hastanın EKG'si çekildiğinde direkt kardiyolog bunu değerlendirebiliyordu. Bu bir örnek teknolojinin kullanımı ile ilgili. Bir başkası geçen yılki ziyaretinde mesela prematüre kliniğinde, yoğun bakım kliniğinde oranın şeyle, telekomuyla yapılan bir proje kapsamında o İspanya'dakinde ebeveynler bir şifre alıyorlar, bebeklerini küvezdeyken evden bile izleyebiliyorlar. Bu hem insani bir şey hem ihtiyaca yönelik bir şey. Hem de enfeksiyon azalıyor. Evet, enfeksiyon azalmış oluyor, doğru. Ondan sonra bir başka örnek de mesela hazırlanan bakım planını vaka yöneticileri hazırlıyor ve bunu bir sonraki aşamada, bir sonraki basamakta taburcu olurken evde bakım hizmetlerinin hemşiresi görebiliyor, bunu paylaşabiliyorlar ve bana şu şekilde tarif ettiler. Biz yapılan bir tetkiki bütün ülkeyi büyük kocaman bir hastane olarak düşünün. Tekrar tekrar tetkik gerekmiyor. Hangi kuruma giderse gitsin, işte 10 sene öncesine kadar röntgen, tomografiler, bütün laboratuvar testleri hepsine ulaşabiliyoruz. Yani bunu söylemek istiyorum. Teknolojinin sistem tarafından desteklenmesi ve bizim hemşireler olarak da bunun okuryazarı olmamız lazım. Gittiğimizde ben özellikle son sınıf öğrencilere yaptığım kariyerle ilgili çalışmalarda PIXIS'i mutlaka bir mezun olmadan önce evet, görmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bunu öneriyorum. Ziyaretler yapıyoruz, onlar geliyor ya da internetten kendiniz araştırın diyorum. Bunu da belirtmek istedim. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum zamanla aşmak adına. Sizlerle sohbet etmek istemem ama başka platformlarda tekrar teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben Ayşe Pişkin. Emekli hemşireyim. Evet. Yoğun bakım hemşireliği derneği kurucu başkanıyım. Evet, tanıyorum. Düzceliyim her şeyden evvel. Ben de Düzceliyim. Yıllık çalışmamdan sonra emekli oldum ve siyasete atıldım diyeceğim, fazla bir şey söylemeyeceğim. Ben şunu söylemek istiyorum. Bizim yeterli teknolojimiz var, bilgimiz var, beyinlerimiz harika çalışıyor. Gençlerimize ben çok güveniyorum. Donanıma son derece açıklar. Her şeyin olduğu ortamda sistem eksikliği var diye düşünüyorum. Evet, doğru söylüyorsun. Öğrencileri sorgulayamayız. Neden işte şöyle yapıyorsunuz, neden böyle yapmıyorsunuz diye. Görev tanımları doğrultusunda hareket etmek zorundalar onlarda. Hemşirenin de görev tanımı olmalı. İyi bir sistem kurarsak herkes ne yapabileceğini, ne yapacağını bildikten sonra görev karmaşası olmaz. Ve zaten böylelikle de ekip oluşmuş olur. Hasta merkezli bir sistemle güzel noktalara gelebiliriz diye düşünüyorum. Çok ileriye bakmaya gerek yok. Her şeyimiz var şu anda. Evet. Yeter ki biz bunu kullanmasını bilelim hep birlikte. Evet. Yönetimler. Çok teşekkür ederim size. Ben size çok katılıyorum.
helva yapmamız gerekiyor. Evet, teşekkür ederim. Ben göreve hazırım bu konuda. Ne güzel. Olduğum sürece... Ayşe Hanım Amerikan Hastanesi'nden değil mi? Evet. Emekli oldunuz. Çok iyi bir hemşiredir. Ben Florence Nightingale'de öğrenciyken daha sonraki kardiyoloji çalışmalarımızda hep adınızı duydum. Sizi de tanıyorum. Burada karşılaşmış olmaktan da çok mutluyum. Gerçekten deneyiminden, becerisinden, yönetimi becerisinden, her şeyden çok yararlanabilecek bir insan, meslektaşım olması nedeniyle de burada konuşmasından da çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum size katkılarınızdan dolayı. Sayın Gökdoğan'a teşekkür ediyoruz. Hemşirelik 2. sınıf öğrencilerinden Seval Okçu'yu Android teknoloji ile hemşirelik eğitimi ve uygulamaları konulu sunumunu yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Yardımcım, Sağlık Yüksek Okulu Müdürüm, değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepimizin hemşirelik haftasını kutluyorum. Burada sizinle Android teknoloji ile hemşirelik eğitim ve uygulamaları adı altında 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi'nde Kayseri'de yapıldı bu kongre. Bu kongrede ben bu projeyi bir şekilde poster şeklinde sundum. Bayağı uğraş sonucunda. Ferro hocamın ve Ferhan hocamın desteğiyle. Bu projeyi öncelikle size şöyle anlatmak istiyorum. Hepimizin elinde Android telefonlar artık var. Ferro hocamın da dediği gibi. Bunu biz nasıl daha iyi kullanabiliriz diye düşündüm. Aslında bunu Dahiliye dersinde böyle biraz konuşurken aklıma geldi diyebilirim. Abim de beni destekledi. Abim bilişim sistemleri mühendisi, son sınıf öğrencisi. Beraber bunu da biz böyle biraz düşündük. Burada Android teknolojide nasıl yapabiliriz diye düşündüğümde ben klinikte hepimizin çok zorlandığını gördüm. Hepimizin elinde vakalar, işte defterlerimiz, bir sürü kitaplar, bakım planları. Biz hepimizin elimizde telefonlar. Aslında bu projenin biraz sınırlılık yönü, telefonla uğraşmak. Nasıl güzel kullanabiliriz? Bu şekilde güzel kullanabiliriz. Diyelim ki içerisinde bu Android'de, diyelim ki tansiyon ölçümünü bilmiyoruz. Birinci sınıf öğrencisiyiz. Esaslarla ilgili tansiyon ölçümü, işte subkutan enjeksiyon yapacağız mesela diyelim. Bunun hem görsel hem de yazılı formatının, öğretim elemanlarınca ya da kaynaklardan yazılmış bir şekilde bir format üzerinden sunucuya bağlanılacak. Öğrenciler de bu sunucu üzerinden bu mobil cihaza giriş yaparak bunu bir şekilde öğrenecekler. Biz artık oyun oynamayalım Google Play Store'da. Bu programı indirelim, eğer olursa inşallah. Bu programı indirdiğimizde bunu hem görsel hem yazılı formatı şeklinde bunu bulabileceğiz. Diyelim ki o sırada elimizde telefon var, kağıt almayı unuttuk, tansiyon ölçümü, onu yazarız. Fiziksel değerlendirmeyi bile buradaki bir maket üzerinden bunu yapabiliriz diye düşündüm. Bunu tabii ki ileride böyle bir şey olursa bu güncelleştirilir, daha ileri şekillere de gidebilir. Nasıl güncelleştirilir? İşte bir mail ile hocaya gidebilir. İşte bakım planı yaparız biz bu sistemde. Bakım planı artık kağıtlar ve kağıt israfı yerine bunlar mail üzerinden hocalarımızın not vermesi için de olanak sağlayabilir. Bu kongreye girişte biz çok zorlandık. Ben kendi üzerimde söyleyeyim, çok zorlandım. Çünkü birçok engelle karşılaştım. Önce bildirim kabul oldu. Sonra bana bir mail geldi bildirim kabul olmadı diye. Bir üzüldüm, bir şey oldu falan ama Feray hocam hep destekledi. Dergide sunarız, işte başka bir yerde sunarız. Olmadı, hani burada sunamadık, burada sunarsın diye. Burada da sunmak nasip oldu. Bu şekilde birçok zorlukla karşıladım. Sonra bildirim tekrar kongreye 2 gün kala kabul oldu. Bu süreçte biraz hızlı bir şekilde Ferhan hocamın da desteğiyle Kayseri'ye gitmek bana nasip oldu. Orada ben poster sunumunu gerçekleştirdim ve çok güzel tepkiler aldım. Hep 3. ve 4. sınıf öğrencileri vardı. Bir tek 2 bendim neredeyse. Ve bayağı iyi tepkiler aldım. Kimsenin posterinin başında 1 ya da 2 öğrenci varken benim posterimde 15 kişi vardı ve herkes dua ediyordu. Ne olur olsun, ne olur olsun diye böyle bir şey. Ben gerçekten güzel tepkiler aldım da içim de çok sevinçliyim.
O ortamı gerçekten paylaşmanızı istiyorum. Seneye ki inşallah böyle bir şey olursa, bildirim olmasa dahi gitmeyi düşünüyorum ben oraya. Hem bir sürü insan ve tanımadığınız insan ama konuşabileceğiniz bir sürü ortak fikriniz var. Ve o posterler üzerinde, o sosyal bildiriler durumunda yanınızda birçok paylaşabileceğiniz, görüşlerinizi sunabileceğiniz, onlardan da bilgilerini alabileceğiniz birçok insanla tanışıyorsunuz. Ve ben tek başıma gittim kongreye. İyi bir deneyim oldu benim için. Seneye olursa bizim okulumuzdan da katılımın çok olmasını istiyorum. Ben tek kişiydim. Herkes orada 30 kişiydi, 20 kişiydi. Biraz o yönden zorlandım. Onun dışında hem maddi hem manevi okulumuzdan destek gördüm. Proje kapsamında gittiğim için. Bunun dışında ben daha güzel tepkiler aldım. Beykent TV'de ve Beykent Gazetesi'nde bu projemi sunacağım. Mayıs'ın sonunda, buradan finallerim bitince inşallah. Bunun gibi güzel tepkiler aldım. Eğer aklınızda güzel projeleriniz varsa ve sunmak istediğiniz bildirileriniz varsa seneye diyorum 15. Ulusal Hemşehrilik Öğrenci Kongresi'nde sunmanızı diliyorum. Ben Feray Hocam'a ve Ferhan Hocam'a ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bana burada zaman ayırdığınız için de ve kongrede bana destek olduğunuz için de. Hepsine çok teşekkür ediyorum ve hemşehrilik haftanızı tekrardan kutluyorum. Öğrencimiz Seval Akuçu'ya çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sunumu tebrik ediyoruz aynı zamanda. Şimdi sizleri muhteşem bir müzik dinletisiyle baş başa bırakmak istiyorum. Huzurlarınızda Kazım Özbek. Merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldin diyorum. Fazla uzatmadan müziğe başlamak istiyorum. İyi eğlenceler. Thank you.
Thank you.
çıktı bir adete. Koşa koşa indim kumsala. Acı acı söndün mü sonra? Yüzümü kırmaçla yar yara. Acı acı söndün sonra? Yüzümü kırmaçla yeniden yaşarım seni yollar.
imzalıyoruz. Yeah.
teşekkür ederim. Bize yaşattığınız güzel dakikalardan dolayı. Sayın konuklarımız, programımız burada sona ermiştir. Konuklarımıza teşekkür belgeleri takdim edilecektir. Profesör Doktor Sayın Feray Gökdoğan'ı ve kendisine belgesini vermek üzere Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Öner Balbay'ı davet ediyorum. Üniversitesi ortak yaşam alanında yapılacak olan hemşirelik partisine davet ediyoruz.